TRT Müzik ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bundan böyle her pazar TRT Müzik ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Her hafta başka bir yıldızımızı ağırlayacağız. Kimi zaman limuzinimizle, yıldızımızla birlikte İstanbul'un en güzel yerlerini gezeceğiz. Güzel bir mekanda kısa bir kahve molası vereceğiz. Kimi zaman da yolumuzun üzerindeki duraklardan birinde onları hayranlarıyla buluşturacağız. Ve tabii ki sorularıyla baş başa bırakacağız. Bize ayırdığınız zamanı güzel geçirmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sevgili izleyiciler, işte ilk programımızın ilk konuğu ve limuzinimizin içinde Altar'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin Altar'cığım. Küçük ama güzel ve oldukça hoş bir mekan değil mi? Aslında küçük burası. Memnun musun? 3 oda bir salon. Arkası bir gözükmüyor. Gözükmeyen kısımda bayağı bir şeyler var. Gördüğünüz gibi şunları açabiliyorum. Evet, ondan genelde muhatap olmuyorum. Genelde böyle büyük stüdyolarda falan ağırlarlar sizi. Işıklar falan bu. Bence de çok daha sıcak ve çok güzel bir konser albümü elimizde tutuyoruz. Evet. Aslında baktığım zaman yenisi fırında. Yenisi büyük ihtimalle öyle. Albüm nereden çıktı? Nasıl hazırlandın? Şarkılar kendi şarkıların mı? Birazcık izleyicilerimize bahsedelim istersen. Albüm yılların birikimini toparladım. Hı hı. Dolayısıyla hem arkadaşlarımdan beste aldığım kardeşim dahil. Evet, onu da çok... O da müzisyen. O da müzisyen. Ayrıca menajerliğimi yapıyor. Dolayısıyla böyle bir albüm oldu. Sıcak, samimi bir albüm oldu. Benim istediğim tarzında bir albüm oldu. Hı hı. Pop Alaturka bir tarzı var. Hı hı. Yani hani pop demek doğru değil. Çünkü Alaturka nameler ve Alaturka sazlarımız yoğunlukta. Hı hı. Ben memnunum albümden. Halk memnunsa problemimiz problem yok. Yok. Albümün tarzı Pop Alaturka. Pop Alaturka diye bir tarz oluştu şimdi. Sen de daha önce zannediyorum sanat müziği eğitimi almışsın. Hiç sanat müziği albümü yapmayı düşünmedin mi? İlk albüm olmazdı herhalde. Yani direkt sanat müziği albümüne. Farklı bir şey. Daha önce yapan arkadaşlarımız oldu ama pek başarılı olamadılar. Tabii albümlerin çıkış şarkıları çok önemli. Evet. Albümün çıkış şarkısı nasıl belirlendi? Klibi nasıl çektiniz? Kim çekti? Şimdi aslında ben çıkış şarkımızı aşkım diye düşünmemiştim. Ama menajerimle muhalefette kaldık. Dolayısıyla o dedi aşkım ben dedim öpmeliyim. Dolayısıyla sözüme geldim aslında. Radyolar öpmeliğimi çaldı. Bir kısmı aşkım bölündü, yani bir bölünmüşlük oldu ama benim çoğunluğum benim istediğim şarkıyı çaldı. Evet, az önce de bahsettiğimiz gibi Altar'ın albümünde, Hisset adını taşıyan albümünde çok güzel bir sanat müziği şarkısı var sevgili izleyiciler. Gamze Deyim, Deva Bulmam. Ve yine bahsettiğimiz gibi Altar sanat müziği eğitimi almış bir sanatçı. Dolayısıyla da biz kendisini buradan güzel bir sanat müziği şarkısı, hatta albümdeki sanat müziği şarkısını yorumlamadan göndermek, bırakmak istemiyoruz. Eğer genelde sanatçılar da ay bugün sesim biraz kısık falan gibi bahanelerle gelirler ama akşam saatleri olduğu için herhalde sesin açılmıştır. Genelde sabahları değil mi zorlanıyorsunuz? Limuzinde olunca daha çok açılıyor. Daha açılıyor değil mi? O zaman şöyle limuzinin içinde güzel bir sanat müziği şarkısı. Bize bu şarkıyı söyler mi? Çok da severim ben o şarkıyı. Kısa bir kuble söyleyeyim. Barış Manço'dan sonra hani benim de gerçekten okumak istediğim bir şarkıydı. Nasip oldu. Allah nasip etti. Çok severek okudum. Hemen kısa bir kuble söyleyeyim. Tamam, lütfen. Hey 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 Gamze deyim deva bulmam garibim bir yuva kurmam Gamze deyim Daha sonraki projelerin, planların zannediyorum önce bir single çıkarmak. Evet. Değil mi? Yani yenisi maxi single'ı repertuar aşamasındayım. Tamamlayıp çok da güzel şarkılar var. Onu söyleyeyim. Ne güzel. Sana evet. Ait şarkılar mı? Bana ait şarkılar da var. Kardeşimin yine çok güzel bir eseri var.
Çok çok güzel bir albüm sizleri bekliyor. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan, İnşallah. Müzik sektörünün bu kadar sıkıntılı olduğu şu dönemde rahat rahat yoluna devam edersin. Umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Seni burada ağırlamaktan gerçekten çok büyük keyif duyduk. Ben çok memnun oldum. Birazdan yukarı çıkacağım. Oradan değil mi? Halkı selamlayacaksın. Beyaz Limuzin'in tepesinden. İstiyorum. Orada mıyız? Çıkışta kendisiyle de görüşürüz. Tamam. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İnşallah daha uzun yıllar boyunca güzel albümlerinle sevenlerinin ve bizlerin karşısında olursun. Altar'cığım çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü ilk programımızda Limuzinimizde Altar'ı ağırladık. Kendisiyle güzel, hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Sağ olsun o da kırmadı bizi. Bizimle geldi ve kendisiyle güzel küçük bir İstanbul turu attık. Onu sevenleriyle buluşturduk. Haftaya bir başka yıldızla tekrar bu programda, bu kameraların karşısında sizlere sesleniyor olmayı ümit ediyoruz. Tekrar görüşene kadar her gününüz, her dakikanız, mümkünse her saniyeniz bir öncekinden daha güzel olsun. Keşke şu da şöyle olsaydı demeyin. Mutlu pazarlar, hoşça kalın.